Yorumlu yoruma hoş geldiniz. Mercan da şimdi bahsettiği gibi yorumlarınızı yorumladığımız programda yine bir sürü yorum aldık. Bu yorumlarınızı yorumlamak istiyoruz. Ben gözlük takıyorum, hangi kameraya baktım belli olmasın diye. Ha, bu yanlış anlamışsın. Ha öyle mi? Yürüyen kızın işte ne bileyim frikiğine bakmak istiyorum. Hangi kızı bak belli olmasın. O zaman çıkarıyorum. Aman tanrım. Frikik. Frikik. Game of Thrones videolarımızdan bir tanesine Betül Hukukçu demiş ki... Hukukçu. Hukukçu. Bir tuvalete gir istersen. Böyle tuvaletten böyle sesler gelir ya, yaşlılar özellikle bunu yapıyor. Senin öyle bir şeye ihtiyacın var şu an. Dedem sinisti vardı. Bütün dedeler yapar. Bütün dedeler yapar. Ve aynı zamanda bazen benim abim de yapıyor, bir dede oldu. İlkide yaşlanıyoruz işte, biz de yapacağız ileride. Ben sabırsızlıkla bekliyorum. Torunumu korkutmayı, anladın mı? Tuvaletten sesler geliyor. Ay gidiyor mu? Bizim dedelerimiz... bizim Ya sağlık ihtiyacım belki. Ökür demek. Bizim zavallı dedelerimiz ihtiyaçtan yapıyordu. Ömercan böyle yapacak değil mi? Sevgisi yapacak. Yapacak çocuk böyle duruyor. Çocuk yani yazık, ben bir şey oluyor zannedip korkardım. Betül Hukukçu demiş ki... bu kanalı çok severdi. Olur da belki bir gün bu videoyu izlerken yorumlara bakar. İstersem ona ulaşırım ama bu bir anlam ifade etmiyor onun için. Ne kadar uğraştıysam da olmadı, gelmedi. Ona diyecek bir şeyim yok. Sadece keyifle böyle bir inceleme videosu izlerken beni hatırlamasını istedim. Haydi. Betülcüm, yani platonik ilişkilerdeki son noktaya varmışsın. YouTube'a yazdığın yorumu belki görür de sana oradan aşk olur falan. Ayrıca biz çöp çatan mıyız lan? Evet. Yani. Burası sik yapar mı? Siktir lan. Bu espriyi önceden düşünmüşsün. Sik. Yani arayan. Arayan. Allah Allah. Bu espriyi 4 senedir düşünmüş Cevdet belli. Ya ne fesatsınız ya. Ama yani bu kadar katmanlı espri. Donk diye denk gelmesi. Sen de heyecanlarıdın şu an aklına gelse. 50 kere çıldırdın. Sik. Ne yapacağım oğlum? Sen ölemiyor musun esprileri? Burada böyle bandı mızıka falan geçirdik. Flamalar açıp büyük bir tören yapardım ben olsaydım. Uçak arkadan. Sik. Sik yapar ama sik falan. Bir de dur, ben de Cevdet'in bu süper girişimin altında ezilmemeye çalışmak için sik yapar. Yani hani Hindistan civarında bir din var ya, sikler falan. Onların sitesi. O sik. Sik. Aynen. Sik. Okay. Sik. K'yi söylemek de söylemek arası bir kararsızlık yaşaman lazım orada. Sik. Sik yapar. Mı? O zaman oluyor. Hindistan'dan şey. Sikler arası çöp çatan sitesi var işte. Keşke yapar da Hintçe işte cinsellik falan anlamına gelseydi. O zaman cuk bir espri olacak. Çok güzelmiş. Bu videonun başlığı belli oldu yani. Sik yapar. Çok tatsız. Ama S nokta ilk yapar yazacaksın değil mi? Öyle yaz lütfen. Bence iki tane nokta nokta koy. Yani kafa karıştırırsın. Hadi bir seçelim. Bak ne oldu şimdi Game of Thrones videomuzun altına gelen bir yorum. Baldrick Gryffindor. Kadre, kardeş öksürmeyeceksen izleyeceğim yoksa kapatıyorum. Ben de şey diye düşünüyorum. Hani ya diyorum işte evet abi bölüm çok kötüydü cülerden, ya da sizin ağzınıza sıçayım siz düzde anlamazsınız cülerden. Hiç bu diğer seçenek aklıma gelmemişti. Abi bak adamın şeyi çok iyi ama. Yani orada o an diyor ki kardeş bak öksürmeyeceksen izleyeyim. Canlı da değil, anladın mı? O sırada diyor. Ve yani o mesajı gördüm ve ben elimden bir şey gelmediği için kahroldum yani o an, anladın mı? Yani ne yapacağımı şaşırdım i̇şte böyle. İşte geçmişi diyeceksin abi. Pim partikülleriyle falan. Ama o da geçmişi değiştirmez. Alternatif zaman üretiyor. Vay Allah. Abi biz Back to the Future'da bunları izlemedik mi? Şeyde bunları izlemedik. Karıştı karıştı. Rus'un. Cevdet'ciğim bak, her hafta seni uyarıyoruz. Her hafta bununla ilgili yorum geliyor. Dedelerde bile geliyor falan. Artık bir doktora görünmenin, artık şu ciğerlerine evde işte hanımının hazırladığı bal çiçek yağıyla yapacağım, temizleyeceğim muhabbetini bir kenara bırakman lazım. İşte öyle değil bu. Tamam mı? Yeter. İsyan etti şeyden. Ben de sıkıldım. Yakında bir gün böyle yapacağım. Burada kırmızı çıkacak. Fonda Türk filmi müziği çıkacak diye korkuyorum. Allah korusun. Evet yani. Bize veba bulaştıracak. Vebali. Adamın derdi bak. Veba bulaştıracak. Havadan mı bulaşıyor veba?
Yani nefesle mi bulaşıyor? Tabii öksürüyor, bulaşıyor. Veba salgın yayılıyor ya. Belki ne bileyim sudandır falan, hani bilmiyorum ki ben. Ben de bilmiyorum. Fareler. Vallahi ben burada bir veba kuramadım. Yani hiç şey yapamayacağım şu anda, devam edelim. Vebali boynuna. Kuramadım. Emin Evliya demiş ki La Atleti yazın giyiyorsun. Terini alıyor. Dedelere gelmiş belli ki. Tişörtünüze geçmiyor. Hasta olmanızı engelliyor. Ekstradan leş gibi de kokmuyorsunuz. Hele bir de kiloluysan sizin gibi kesin giymeniz lazım demiş. Atlet konusunu biraz daha uzattık. Git giy de gel. Hiçbir şey söyleme. Adam haklı. Git giy gel. Ama abi neden? Daha çok katman ekliyorsun. Daha sıcak tutacak insanı. Niye terini? O terlesi tamam, terledik. Islanacak sen... o. Kokacak yine yani. Hayır, ıslanacak. Çıkarıp değiştireceksin falan. Ne değişen bir şey. Atlet. Abi her dakika sokakta cebimde atlet. Arkadaşlar küçükken hasta olmayalım diye size de yaparlardı, hatırlamıyorsunuz. Abi anamız yanında yedek fanila taşıyordu. Her işte kendi ağzına söylüyorsun. Küçükken anamız ya da anneannemiz yanında çantasıyla gezer, yanında tişörtü taşır. Ne yaptı şimdi, annemle mi gezeyim gene bu yaştan sonra? Getirin benim çantamı. Bir fonksiyonu daha göstereyim dede çantamın. Doğru. Ya. Atlet mi koyacaksın içine? Kaç atlet koyabilirsin? Gün içerisinde 15 kere ben de giymiyorum. Ama ben şöyle bir şey icat ettim kendime. Atlet yerine bence pekala böyle ucuz tişörtler alabilirsin. Hem onu böyle çıkardığında tişört olur, böyle beyaz olmaz. Hem de çıkarıp değiştirebilirsin. Aynı problem gene yanında gezdim. Pamuk olmuyor. Vücuduna onu değdirmen zararlı. Ayrıca mesele yanında taşıma meselesi abi. Şimdi onu unutmayalım yani. Başka tişörtü alsan ne fark eder? Bence taşıyın yanınızda. Yok ya bence... Sen tişört taşıyorsun yanında. Tabii. Ekstrada. Abi ofise geliyoruz. Ofise gelip koyuyorum. Sokağa giderken gezmeye çıkınca yanımda tişörtle mi çıkıyorum canım elimde? Allah hepimizin arabası yok. Çantasına koy. Çantamıza koyuyoruz biz de. Ben bunların arasında eziliyorum da. Neyse ben bu açıklamaya tatmin olmadım. Bence atlet terleme oranını arttıracaktır. Bir kat bir şey daha giydiğin için. O yüzden bence gerek araya bir şey daha giymeyelim yani. İfle olmaz muhalif dedi. Ya sen sanki içinde atlet var. Sanki atlet var giyiyorsun. Var tabii. Yok. Benim gerek yok. Abdullah Şahin. Benim zaten yün adetim var içimde. Senin yün pijama içliğin var. Game of Thrones videomuzun altına Caner demiş ki CS yoksa bunu konuşmanın anlamı da yok. Yürün gidin la demiş. Arkadaşlar bakın daha kaç defa söyleyeceğiz. Biz Counter Strike oynamayı bıraktık. Toplam 10 sene oldu bu oyun popülerliğini bırakalı. Biz de oynamıyoruz lütfen bu konuyu. Tabii her yere yazıyorsunuz. Counter Strike nerede? Counter Strike ne oldu? Counter Strike kanaldan kovuldu mu falan diye. Sevgili kuzen. Efendim. Belki biraz daha düşünürsen bahsettiklerinin Counter Strike değil de Can Sungur'un baş harfini temsil ettiğini bulabilirsin. Ya. Oha bunca senedir birkaç aydır falan bunu mu soruyorlar? Ben de millet manyakça Counter Strike soruyor zannediyorum. Neyse sen bir su iç istersen. Arkadaşlar Can Sungur kendi kanalında ne yapıyor efendim? Twitch yayınları. Can Sungur görmek için Twitch kanalında, ondan sonra YouTube kanalına gidebilirsiniz. Aynen öyle. Hesoyanma. Evet. Sonra işte yatay bakıştı. Tabii canım aramıza nifak tohumu sokmaya çalışıyorlar. Can'ın deyimiyle şey gibi. Abi diyor bazıları bize gerçekten diyor Barbie bebek muamelesi yapıyor diyor. Hani küçükken böyle bununla bunu öpüştüreyim. Bunu yan yana koyayım Barbie bebek diyor. Hani Can da gelsin. Oradan Hasan abi de gelsin. Oradan bilmem kim de gelsin. Hep beraber onlar olsun. Bak iki Can öpüşüyor. O kadar haklı ki. O kadar haklı ki. Canım da bir sürü konuda yorumlarını kendi kanalından takip edebilirsiniz. Aramızda bir problem yok. Severek ayrıldık. Yani böyle kendimi şey gibi hissediyorum. Evet gerçekten öyle bir ülke var. Gittik gördük. Yani Can Sungur nerede? Bu sorunun cevabını biz mi vereceğiz abi? Neredeyse orada işte adam yani böyle anladın mı? Böyle varlığını sorgulatıyorlar bana böyle her defasında. Hepimiz ayrı varlıklarız. Burada Geek Yapar çatısı altına gelen geliyor, giden gidiyor. Böyle bir yer. Geek Yapar çatısı var, bir de Geek Yapar şatosu var. İkisini birbirine karıştırmayın. Biz şu an şatodayız. Çatı yeni stüdyomuz. Buraya herkes gelemiyor. Arkadaşlar Can Sungur nerede demeyin artık. Can Sungur burada. Arkadaşlar daha önce size gerçeğin bir kısmını itiraf etmiştik. Can'ın bir yapay zeka olduğunu söylemiştik. Aslında işin aslı o bile değil. Can yapay zekalı bir Android robot bile değildi. Kendisi bir çizim animasyonuydu. Bilgisayarda bile üretmiyorduk kendisini. Eski tip işte 24 resim kareyle tek tek resim yapılarak animasyon oluşturması tekniğiyle onu canlandırıyorduk.
Çıkan bir yangında Can Sungur'un bütün stok fotoğrafları, görüntüleri mahvoldu, gitti, yandı. Son elimizde bir tek bu kaldı. Burada Can'ı görüyorsunuz. Klasik imza duruşu. Ben her şeyden nefret ediyorum. Görüntüsüyle bize en yakın veda etti. Can Sungur nerede diyordunuz? İşte burada. Kendi kanalındaki de Can Sungur falan değil, bir Can Sungur impersonator. Çok benzediği için vallahi aldı yürüdü gitti. Ama gerçeği burada. Ama yedirtmeyiz. Can Sungur geçen burada. Geçen söyleşiye gittiğimizde Maltepe Üniversitesi'nde iki tane Can Sungur impersonator vardı. Evet. Bir değil iki tane. Abi hakikaten ya. Abi şöyle oldu. Bir, ikincisi özellikle geldi. Abi dedi beni Can Sungur'a benzetiyorlar dedi. Döndüm. Böyle oldum yani direkt. Hakikaten lan. Geçen Can geldi bana diyor. Beni Can Sungur'a benzetiyorlar diyor. Ama Can Türktuğan. Bir dakika. Fight Club Sinema Günlükleri bölüm 54 videomuza gelen Haluk Erdoğan yorumu. Merhaba sevgili robot arkadaşım Can Türkoğlu. Breaking Bad sezon 3-5 remix tabii ki. Filmi baştan izlettiğiniz sayabilirsiniz. Açarım ben bunu 1-2 güne 15. kez falan. Oo, tabii Fight Club bu. İzletirken. Tabii. Ayrıca bak nasıl tarihlerim çıkmış hemen anlamışlar. Evet. Gördün mü? Buradan benim muhteşem bir kulağım ve harika bir sesim olduğu anlaşılıyor yalnız. Tek anlaşılan harika şey. Harika bir sesin olduğu konusunda sana katılmıyorum. Muhteşem benim bir kulağım, harika bir sesim. Nasıl anladın bunu? Hayır doğru yapmışmışsın şarkıyı. Ağzımda bir ayrıca, saniye, iki saniyesini verdim. Herkes üçgen anladım. Bir vücudun olduğunu da biraz kassak anlayabiliriz bu cümlelerden bence. Sam Blow diye bir şey vardır arkadaşlar. Sam Blow. Yani birine Blow vardır bir de Sam Blow vardır. Kendi kendine Blow'a Sam Blow diyor. Can bu kadar çok Blow dediğin için artı 18 yazmak zorundasın artık. Kalmak ama yani. Blowing in the wind. Ben saç kurutma makinesi olan blow dryer'dan bahsetmek isterim. İnsan kendi kendisini öldüğü zaman saç makinesi alıp kendisine fön diye fön makinesi mi yapar? Tabii ki. Bazen başkasına Can'ın tutar. Evinde garip huyları var. Aşkım çok güzel yemek yaptım bugün diye böyle tırtın. Peki, ne yapıyorsun aşkım hiç bulama duruyorum. Peki, diğer manasında aynı örneği yapsana. Aşk o canın ev ortamı daha iyi olmuyor ki yani anladın mı? Doğrudur abi. Sen fön makinesi manasında şey yapmışsındır. Doğru. Evet tamam. Lütfen. Rica edeceğim. Bak ne oldu şimdi Game of Thrones final sezon bölüm 5 inceleme ve teoriler videomuzun altına. Merhaba Tata. Godric Gryffindor demiş ki mis gibi bölümdü. Siz bok atıyorsunuz. Bu bir klişe midir abi ya? Her dizinin son sezonunda eleştirilim. Razyon böyleymiş. Bu mudur eleştirmenlik? Mis gibi de bölümdü. Harikaydı. Hadi oradan be! Bu ses tonu ne? Çocuk niye çekirge gibi? Gryffindor ya ondan. Godric Gryffindor. Bence de bu yorumu yazan bir insan böyle bir insan. Godric mi? Godric. Ha, Godric. Kimdi ya Godric? Arkadaşlar neden bizim filmi sevmeme, diziyi sevmeme hakkımızı bize geri vermiyorsunuz? Hadi oradan be! Niye azar? Bir de şey çok ağrıma gidiyor benim ya. Ben mesela filme gömüyorum, adam bana gömüyor. Anladın mı? Abi sen bilmiyor musun bu arkadaş Game of Thrones dizisini yapan adamın çocuğu. Sen diziyi eleştirdin diye bu hafta özel okulundan atılmak zorunda kaldı. Tekrar devlet okuluna başlamak zorunda kaldı. Bilmiyorsun galiba. Bu kadar kişisel almasının arkasında yatan bir sebep var. Abi DB, 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 DB,
manevi veledi. Bu arada Game of Thrones'a kayıtsız kalmayın tabi, izleyin yani. Sadece beğenip beğenmemek seçenek. Evet. Yani Game of Thrones izleme diye ağzından çıktı mı? Beğenmememe rağmen beğendim mi demem lazım mesela. Herhalde. Klişelere kaçıyorsun abi, yoksa. Hadi oradan be. Al işte böyle oluyor. Bak senin iletişim. Bu aralar beğenmemek moda, tamam mı? Kimse Endgame'i beğenmedi. Kimse Star Wars'u beğenmedi. Abicim, Game of Thrones. Nerede böyle büyük bir hype var, onu beğenmiyorsun. Bu bir moda. Evet. Ve de yani bu modaya en çok uyan arkadaşımız Ozan olduğu ve en popülerimiz olan olduğu da belli olmuyor mu buradan yani? Bak adam her şeye gömüyor. En çok da onu göklere çıkartıyorlar. Yalan mı? Yalan. Ne yapalım bilmiyoruz arkadaşlar. Gömsek ağzımıza sıçıyorsunuz. Ölsek ağzımıza sıçıyorsunuz. Gömmek övmek önemli değil. Önemli olan filmden ne aldınız falan diye ben laf uzatsam ağzımıza sıçıyorsunuz. Yani ne yapsak yaramıyor. Yeter artık. Yeter. Şey yapıyoruz işte, bak o da yaramıyor. İyi polis, kötü yani. Polis yapıyoruz mesela. Bazen birimiz böyle hızlı hızlı gömerken biraz kurtarmaya çalışıyoruz. Hani böyle bir taraf oluşsun diye. İyi polis, kötü polis, çirkin polis. Bak şimdi bak. En yakışıklımız sensin diye sana çirkin. Beğeniyoruz beğenmiyoruz muhabbetinden şuna geçmek istiyorum. Ne yapıyorsun sen? Yorumları geçiyorum. Çok yorum var. Bokunu çıkarmışız bu sefer.
Arkadaşlar, ekşi sözlük köşemiz başlıyor. Hoş geldin ekşi sözlük. Ekşi sözlük okuyan hala kaldı mı? Ekşi sözlüğü yakalım. Ekşi sözlüğü biçelim dediğimiz bu günlerde ekşi sözlükten yorum alıp okuyoruz. Böyle bir dilemma. Ekşi sözlük. Bir zamanlar cool'du. Şimdi neden hala devam ettiği anlaşılamayan bir mecra. İğrenç bir yer oldu artık ekşi sözlük bence. Yani. Okuyor musunuz ekşi sözlüğü? Bir şey söyleyeceğim. Hak verdiğimiz şeyler oluyor mu ekşi sözlük? İyi ki var diyor musun mesela? Eskisi kadar mümkün değil. Eskiden doğru bilgiye ulaşma kaynağıydı bir de. Wikipedia gibi bir şeydi yani. Biraz Wikipedia gibiydi eskiden. Evet. Şimdi böyle şey oluyor artık yani güncel bir konuyla ilgili ekşi sözlükten şöyle yorum geldi diye haber alıyorsun. Yani zaten ekşi sözlüğe giren muhakkak var ki site devam ediyor hayatına ama... Çok troll var. Masai Donatello demiş ki, bu arada bu hafta gelmiş. Masai Donatello ama bizim endgame spoiler gelecek, haberiniz olsun. Bunlar geek ise ben de Isaac Newton'ım. Endgame detaylı inceleme videosunda konuştukları cap çekici kaldırdı ama o yıldırım nyamnyak tadında konuşmalarını dinlerken cringe şelalleri üzerime yağdı. Ulan kendine geek diyen bu kadar adamın biri whoever holds the hammer if he is very shall possess the power of Thor. Vici sizin duymamış olabilir mi ya demiş. Sevgili Isaac Newton. İlk olarak yer çekimini icra ettiğin teşekkür ederiz. Sen onu icra etmeden önce hepimiz işte ne bileyim kızların eteklerinin altına falan kolay bakar pozisyondaydık. Yani uçuyorduk anlamında. Onun dışında videomuzda da Geek Yapar kanalı olarak aslında böyle şeylere özen göstermememize rağmen normalde aklımıza ne geliyorsa onu söylememize rağmen tesadüfen o yıldırım meselesiyle ilgili karşıt görüşler vardı aslına bakarsak. Yani senin gıcık olduğun şeyin ne bileyim bir an bir cümle sonra aslı değil de işte karşıt görüşü savunuluyordu videoda falan. Yani aslında haksızlık bile yapmışsın bize ki umurumuzda da değil yapılan haksızlıklar. Hani biz fikrimizi söyleriz her zaman. Zaten öyle belli bir kitleye özel şey yapalım, yananalım falan gibi bir derdimiz hiçbir zaman olmadı. Onun dışında da siz de geekseniz ben bilmem neyim falan tarzı boktan çıkışları ciddiye almıyoruz. Çünkü geeklik bir kıyaslama, bir kapışma, bir yarışma değil yani. Ben senden daha geekim falan diye bir şey yok. Başka da bir şey demeye gerek bulmuyorum. Ama şunu da eklemek isterim ki gerçekten klavye başına oturtup internet yanında ben daha geek olurum. Ben de daha geek olurum. Arkadaşım gibi. Abi ayrıca çocuğun söylediği torun gücünü alır eline alan diyor. Yıldırım atabilir demiyor ki yani. O senin verdiğin açıklamada maalesef hadi geyikler olalım, gıcık geyikler olalım. Ama örümcek adamın gücü 34'tür falan tarzı. Ve o zaman da maalesef haklı çıkmıyorsun ki. Yani ne demek istediğini anlamış değiliz. Yıldırımın üstüne Made in China yazıyordu falan tarzı bir açıklama yapmışsın kendisi. Tomorrow Man demiş ki yine ek sözü. İtici şişmanlar. Avengers Endgame yaptığım bazı sekslerden iyiydi. Bu senin cümlelerden. Evet maalesef. Lafa bak. Komik desen değil, sevimli desen değil. Oğuzhan Uğur ile Amerikan dublajlı film arasında bir şey demiş. Amerikan dublaj yorumuna katılıyorum ama Oğuzhan Uğur hayatımda hiç adam akıllı izlemediğim için ona etkilenmiş olamam bence. Oğuzhan Uğur da etkilenmiş olsaydım ben bile konuşurdum. Bu hafta da analım. Her hafta. Evet, her hafta. Ben Oğuzhan'ı. Bu benim Oğuzhan olarak da bildiğim tek şey bu ara yani. O yüzden aynı espri yapmak zorunda. Çünkü hiçbiriniz o sabah uyanıp benimle birlikte onun o muhteşem filmine gelmedi. Ben geldim tamam mı? Ben geldim. Sen geldin. Ama sen dikkatsiz bir adamsın. Can. Anahtarını ya abini eve kilitledi. Ya can. Sen geldin. Ve bütün arkadaşlar bakın alnımda enayi yazıyor mu? Hayır yazmıyor. Ne işim var benim el alemin film demeye bin şahit isteyen ve maalesef o bin şahiti bulan ona rağmen hala film denemeyen şeyleri ben izlemeye. Filmi işte izlemedim. Bunlara karşı çıkmamız lazım. Ama bu konuda eleştiri yapmamız lazım ki bir daha yapmasınlar. Ya. Can Türkdağ'ın yorumunu ben izledim. Yorum videosunu izledin mi? Allah kahretsin böyle dolu dolu. Allah belasını versin. Allah tövbekten. Video bundan ifade. Evet abi böyle bir adam var karşımda. Yürüyor terliyor ve Allah tövbekten. Ondan sonra tabii ki itici olur. Niye Losla sen öyle çıktın? Bir can klasiğidir. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Enes Batur'un ikinci filmi geliyor. Ömercan. Enes Batur'un süper kahramanlığı ikinci filmi geliyor. Tabii Gül gibi haftalık programımızda iki hafta önce bunu konuştuk.
Fragmanı geldi. Bu hafta fragmanını izleyeceğiz. İzledik ya oğlum fragman gibi bir şey. Teaser. Şimdi büyük fragman geldi. Büyük fragman. Büyük fragman geldi. Filme dair her şey ortada. Tabii ki Thanos yani, görünüyor. Öyle yani, düşünün. İnanılmaz yani. Bu süper. O filme gitmemiz lazım bu arada. İmamoğlu gözüküyormuş. Bir şey söyleyeceğim. Bence de gitmemiz lazım ama bazen de ben artık çok too old for this shit diyerek şöyle düşünüyorum. Yazık lan. Üzülüyor çocuk yani, anladın mı? Bakıp üzülüyor büyük ihtimalle. Abi. Yani süper kahraman canralı film yapıyorsa biz gideceğiz. Biz gideceğiz yani. Bak bir de Doğacan yönetmiş yani ekstradan. O yüzden ekstra. O da Dobri. O da Dobri. Onun da filmini övmüştük biz size döneriz hatırlarsanız. Güzel bir film. Bir gidiyoruz, harika film. Harika der misiniz lan? Niye demeyelim değil mi? Benim yani de güzelse sorum. Güzeldir abi. Güzelse ben güzel derim. Yani. Beş mesela yani neydi o filmin adı? Altan Erkekli var. O zaman şöyle yapalım. Arkadaşlar bu telefon zamanı mekanı bükebilip her boku arayabiliyor. İstediğin an arayabiliyorsun. Şu anda kimi arayacağım? Bilmiyorum. Tabii ki Enes Batur'u arayacağım. Alo. Enes Batur'u aramak için zamanı mekanı bükmene gerek yok. Enes seni cepten arayayım ben. Ömer'den doğru söylüyor. Bu böyle çok yazıyor. Dakikası başına 6 plütonyum yiyor oğlum. Tamam Enes'ciğim, tamam görüşürüz. Biz geliyoruz süper kahramana bu arada, aklında olsun. Abi uzatma, mesaj at. Tamam. Evet, üçümüz geliyoruz. Yok Sungur gelmiyor rahat ol. Tamamdır. Tabii canım, 3 yaşında çocuk telefonla konuşmaz bu kadar. Haydi bay bay, görüşürüz. Wow. Neyse bunu aklınızda olsun, kullanın arkadaşlar. İstediğiniz arayın. Abi işte evet yani bu arkadaşlar bu maksatla koyduk buraya. Zaman ve mekanda herkese arayabilelim falan diye ve Cigdet ilk Enes Batur aramayı seçti telefonumuz. Ama 7 milyon takipçisi var. New York'taki Pace Üniversitesi'ni kazandık. Dedeler Sofrası #18 adlı videomuzun altına gelen Namık Sezer'in yorumunu almak istiyorum. Bu minvalde bir yorum almamız lazımdı. Cevizet çok güzel bir hangi minvalmiş bu göreceğiz şimdi. Bu ülkede Rum, Ermeni vatandaşlarımızın bile Ramazan ayında dışarıda yemekten iptina ettikleri bir ülkede siz farklı olmak, Müslümanları tiye almak mı amacınız bilmiyorum. Çekimlerinizi masalarda sular ile yapmak saygısızlıktır. Siz akıllı insanlar olmak için çaba sarf ederken en başta saygılı insanlar olmanızı beklerdik. Şimdi yıllardır devam eden bir tartışmaya açıklık getirelim arkadaşlar. Bir kere Ramazan vakti oruç tutmayıp sokakta bir şeyler yemek, içmek, etmek başkalarına saygısızlık değildir. Oruç tutan insanın oruç tutmayan insanlardan hassasiyet göstermesini beklemek ekstra bir şeydir. Evet bizim ülkede Müslüman bir çoğunluk olabilir. Oruç tutmak bir kültüre, bir genel bir davranışa dönüşmüş olabilir ama her zaman istisna tipler olacaktır. İlla Müslüman, gayrimüslim olmasına gerek yok. O gün oruç tutmaması için bir ton sebep olabilir. İlaç kullanıyordur bilmem ne. Ve de işte sokakta falan da su içmesine bilmem ne yapmasına gözümücaz. Hani sen oruç tutan bir insanın gözün içine bakarak om 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 diye yemek yiyorsan bilerek bu kötü niyetli bir davranış elbette. Ama yani sokakta işte atıyorum sokak çiğneyen, su içen, sigara içen tipe sataşmak o senin şeyin. Bir de büyük ayıbın yani. Evet bir de yani akıllı olmaya mı çalışıyorsunuz, Müslümanları tiye mi almaya çalışıyorsunuz? Hayır abi biz susuyoruz ve su içiyoruz. Bunu Müslümanları tiye almaya çalışmak gibi bir şey olmasını bir de, nereden evet çıkardın? Böyle, manyak mısın bütün sen? Bütün böyle Batı Müslümanları şu anda tiye mi alıyor yani? Hiçbir oruç tutmuyor. Bizim Müslüman olmayanların hiçbiri tiye mi alıyorlar? İşte Batı sempatizanı çıktı bunlarda. He. İşte Batı sempatizanı. Hayır abi. Bu vizyon bunu der bunun üstüne bak. Kendi namazında niyazında olan bir insanın başkasının davranışına karışmasının hiçbir mantıklı sebebi yok. Bunu yapan herkesin işte ne bileyim ben yani internette görüp de yapanları da kastediyorum bu evet, arada. Evet yani zaten bu kadar bir, hassassın. Orucunu açtıktan sonra izle bizim videoyu. Bunu yapan insanlar yani siz işte Müslüman değil misiniz? Neden Ramazan'da şey yapıyorsunuz filan gibi ona buna bulaşmak bir kişilik bozukluğudur. Sen kendi maneviyatını ve dinini falan yaşamak yerine ilgi çekmeye çalışıyorsun. Bu kadar basit. Ve başkalarına dayatmaya, empoze etmeye çalışıyorsun. Bu iş hoş bir şey değil. Evet evet. Hani sadece ve sadece şu açıdan bakacak olursak efendim senin dinin eğer güzel bir felsefe, güzel bir inanışsa bunu yayman iyi bir ödevse bunu yapmaya çalışıyorsan da yanlış bir yol. Bunu da sana hatırlatayım. Bir iki bir şey söylemek istiyorum. Bizim okulda kantinde millet oruç tutup gelip kantine oturup oruç tutmayan, kantinde yemek yiyen insanlara sen oruç tutmuyor musun? Sen niye yemek yiyorsun? Biz orucuz diyordu.
ben kütüphaneye gidip yemek yesem çok haklı olabilirsin belki. Ama senin burada ne işin var madem oruç tutuyorsun? Yani. Ya burası benim yemek yiyeceklerim yeri. Başkanımız prova esnasında geçmişti bir Ramazan ayında. Hatırlıyorum. Suratına bakarak kola içmiştik hatırlarsanız. Ramazan mıydı ya? Ramazan olduğunu hatırlamıyorum. O yüzden bize bokmuşuz gibi göz süzmüştü hatırlarsanız. Ya canım herif bizi falan yok fark etmemişti be. Sen de havalara girmişsin. Ooo. Yok bakmış. Oğlum 40 tane herif vardı çevresinde ya. Arkadaşlar. Zaten bir de bak, biz yapıyorduk. Böyle, böyle tartışmalar için ben ne getirdim buraya? Bekleyin hemen bakalım. Sıfır Cumhurbaşkanı oluyor zaten. Enes Batur şimdi sayın alo. Cumhurbaşkanımız. Ama niye? Bir saniye pardon. Başkanı değil ki başkan kendisi. Bir saniye. Söylüyorsunuz. Cumhurbaşkanı da başkan olarak. Şimdi ben o zamanki halini aradım. Daha Cumhurbaşkanı değil. Başbakan. Alo sayın başbakanım merhaba. Merhaba nasılsın Cevdet Canlercim? Teşekkür ederim. O zamanki sağ olun. Halim o kadar farklı. Ya bir şey söyleyeceğim. Biraz önce yanımızdan geçtiniz. Biz Bahçeşehir Üniversitesi'ndeyken. Böyle bir arkadaşımızın bir iddiası var. Bize bokmuşuz gibi bakmışsınız. Biz elimizde kola var diye. Kimse doğru mu? Bok gibi bakmayız. Yok o bir başkasının taklidini yapıyor. Sizle alakası yok efendim. Yok yok. Başka diktatörün taklidi yapıyor. Başka... Tamamdır. Ama hadi be. Tamam diyor ki ben öyle bir şey yapmadım. Can, can uydurmasın diyor. Can oldun nereden bildiniz? İşte Silivri'ye böyle gitmiştik adlı anımızda yaşadık. Çok kaşınıyoruz bu arada arkadaşlar. Bak bu 1, 2, 3 değil. Bahar geldi çünkü abi. Doğru. Game of Thrones videomuza gelen başka bir yorum. Başka bir yorum mu? Az önce Game of Thrones bilmem neler numara 54 433. yorum falan yapıyordum. Başta laçkalılar. Çok okuyamıyorum o yüzden. Kaan Bayülken demiş ki ekmek parası dahi olsa koca koca adamların ergen muhabbeti yapması üzücü be. Bu ne ya? Sen burada ne arıyorsun bu videonun altında arkadaş o zaman? Sen internetin %70 peşini çöpe attın güzelim. Ne oluyor? Allah Allah. Biz ergenler yönetiyoruz interneti. What? Ergen muhabbeti dediği yani film, dizi, kitap bilmem ne eleştirmek etmek hakkında konuşmak mı? Bence yoksa bizim... bunlar hakkında bizim konuşma şeklimiz mi ergence? Bence biz diziyi beğenmedik ya. O beğenmiş bizi ergen ergen. Ben öyle anlamadım. Ben şey gibi anladım. Yani bütün kanalın konseptine laf atıyor gibi anladım. Yani bana da biraz öyle geliyor. Yani böyle Game of Thrones konuşmak ergen mi muhabbet gibi falan. Hani çocuklar da işte para için şaklabanlık yapıyor gibi anlıyorum ben arkadaşın kastettiğinden. Valla böyleyse zaten diyecek bir şey yok. Evet haklısın. Yani kendi hayatını sorgula. Nelerden zevk alıyorsan onlara yoğuş. Yigi demiş ki Dedeler Sofrası'nın dışarıda çektiğimiz ikinci bölümü diye adlandırdığım bölümüne. Teşekkür ederim. Açıkla dedin demin. Yok ya açıkla demedim. Aslında labalalim daha çok hoşuma gitmişti. Sen öyle yani. Şimdi biz burada küfür etmiyoruz. Saygılı insanlarız ama bize küfür ediliyor. Tabii. Yigi demiş ki de canım Atatürk koymuş şeye. Şey profil fotoğrafı. Troll olanı demiyorsun değil mi? Hayır. Ha peki. Ama ya a**ımı yiyin artık şerefsizler. Ömercan da dediğim diye sofraya oturuyor. 90'lılar donunda sallar bu dal a**ı. Ne demek için dedi bunu? Niye dedi? 90'lar beni donunda sallaması ne alaka ya? Ne demek istiyorlar acaba? Yani sen dedeyim diyorsun ama senden daha çok bilgililer donunda sallıyorlar. Bu iyi bir şey yani ben demek ki yaşıma göre şeyim yani olgunun tersine yani şeyim delikanlıyım gencim işte ne denir? Olgun olmayan. Bu iyi teşekkür ederim. Dal kısmına katılmasam da donunda sallanma kısmına şikayetim yok. Bir de penisinle yemeksel olarak bir ilişkiye girmek istemem yani onu da belirteyim. Right. Siz benim... Şey mi yiyeyim diyor. Abi bir şey söyleyeceğim. Orada her dedilerini yapacağız diye bir şey de yok Baydı Bey. Yani rahat olabilirsin. Yiyeceğiz mi şimdi bunu? Yiyeceğiz mi? Yemiş kadar olduk. Çakıl Güldar demiş ki. Bir tek canın gözlüğü yüzüne yakışmış. Onu da kesin Eren seçmiştir. Hayda Çakılcım. Abi sana özellikle yazıklar olsun. Sana 2 yılbaşı önce gözlük almıştım. Çakıl şapşalı. O bu onu gözlük zaten. Seni rezil. Seni gerçek uz. Bu senin aldığın gözlük zaten. Yara ya. Al işte kendini rezil edersin böyle atlarsan şapşal olsun.
Kardeşidir, karışmıyorum. Ben de. Ama yani kuzenimle biraz şey konuşursan şey yaparım yani. Seviyeli. Şapşal o zaman benim kendi aldığı gözlüğü laf ediyor bir de yani. Bu o gelse gelse çakılın başına gelir. Helal olsun çakıl. Barış Kraloğlu'nun altına çakıl palavrayı acilen bırakman lazım. Barış her zamanki gibi bir yerden şeye dahil olayım. İşte, çok like almıştır kesin çakılın yorumu. Ayrıca Barış biliyorsunuz dedelerde bok muhabbetine şey demişti. Evet, seksist yorumlar yapmıştı. Seksist yorumlar yapmıştı. Sulti demiş ki kadının bıkmadım kakalar makalar muhabbetinizden. Kendinize muhabbete sansür vurmayın dedelerim demiş. Bak Barış, kaka seven kadın var. Kaç kere söyleyeceğim. Kaka seven. Sebebi buymuş değil mi? Kaç defa söyledim. Kadınlara kakayı yönelterek pazardaki bir boşluğa sahip olacağız. Bu bir şey var böyle fetiş falan gibi bir şey mi yoksa? Yok, fetiş değil. Nasıl? Bu kaka şakası dediğimiz şey. Kaka şakalarını seven. Şaka yapma. Günlük hayatta çok utanç verici ve ayıp ve tabu falan olduğu için böyle hani ne bileyim velili ortamda kaka falan dediği zaman ya da aa ne kadar ayıp falanla karşılaşıldığı için bizim iki parça kakadan çişten bahsetmemiz çok bir şeymiş gibi oluyor. Çok matah bir şeymiş peki gibi oluyor. Herkesin dilinin ucundaki bu da garip oldu buraya. Şeyi sorabilir miyim? Tükürük. Can, senin mesela eşin kaka şakalarını seviyor mu? Gülüyoruz evet. Tamam. Çünkü çok sıkıcı bir evlilik olurdu öteki türlü. Ama yani evde böyle 7-24 böyle aa fıstıklı, aa çocuk kakası rengi. Böyle bir ev ortamı hayal etmeyin yani. Oo tuvalette mısır var. O da çok keyifli bir evlilikmiş be. Tatsızmış ama. Mehmet Karakuş da demiş ki adamlık isteyen beyaz şova gitsin. Burada kaka var. bize adam demediğin için teessüf etmeyeceğim. Çünkü, çünkü 21. yüzyıl modern SCV dönemindeyiz. İnsanız. Bireyiz aynı. Ama kaka için de teşekkür ederiz yani. Burada kaka var. Abi bir şey söyleyeceğim. Tabii ki şaka bir yana. Bu yorum çok güzel bir yorum. Çünkü bu yorum aslında şu demek. Yapmacıklık, sahtelik, boktan soktan böyle merhaba tavırları istiyorsan git televizyon izle. Beyaz Şov'a da özgü değil bu tabii ki. Ama özgürlük, efendim orijinallik, muhteşemlik, süperlik, inanılmazlık istiyorsan... İnanılmazlık yapamadım. Hepsini yaptım bunu yapamadım. İnanılmaz bir şey yapman lazım. Mesela... Yapayım mı? Kaka yaptım. Dedeyiz ya Nazır. Orororiri. Orororiri. Programı kapatma vakti geldi de geçiyorum bile. Evet. Yorumlu Yorum'un ikinci bölümünün sonuna geldik. Niye böyle hareketler? Bence... Bu koltukta neden böyle bir şey var? Bir şey söyleyeceğim. Niye bu koltuğun boksan tasarımı yüzünden? Bence kaka attı orada bir kameraya böyle abi. Çok bariz bir şeyler oldu bilmiyorum. Bence şeyde koyuyordu montajda bir kaka attı. Mesela Beyaz Show'da böyle bir hareket asla göremezsiniz bu kesin. Ya abi belki görürler. Ya anca böyle çok... Mehmet Ali Erbil'de adamın şeyini gördük sonuçta. Abi Beyaz Şov burada bak adamlık seviyesi bak. İşte başbakanların çıktığı reality TV tarz bir programı. Beyaz Şov, Geek Yapar, Mehmet Ali Erbil. O yüzden... Hayır abi. Mehmet Ali Erbil. Mümkünse alt kata inmeyi tercih ederim. Ayıp ya. Değil mi adam bak hafif de şey... Rahatsız. Ne oldu Mehmet Ali Erbil? Abi insanlar herkes rahatsızlanıp ölüyorlar, ölecekler. What? Bu yaptıkları işleri eleştiremeyiz anlamına gelmiyor yani. Ne böyle mesela bir insan eleştirilmekten ne zaman kurtuluyor diyelim? 60-70 yaşta gelip ay ölüm döşeğinde işte falan. Sonra öldükten de bir 5-10 sene sonra daha eleştirmeyip sonra mı eleştirmemeli? O pencerede eleştirmemek mi gerekiyor? Ya biraz öyle oluyor ama ya bence o zaman ona gidip Kara Prens bilmem ne de oynamasaydı. Allah. Kara Prens. Kara Tren. Kara Prens ne ya? Kara oğlan. Kara oğlan prens. Kara oğlan Kara Prens. Kel oğlan prens. Kel oğlan prens. Ama atarım ya. Ama atarım. Bundan daha önce bahsetmiştim. Bir şey söyleyeceğim. Ben de bahsetmiştim. Bunlar her hafta bir şekilde bahsetmenin bir yolunu buluyoruz. Yalnız bence şeyi çok iyiydi. Yani çok iyi ya falan değil. Ya ben okulu kırıp gitmiştim ve pişman olmuştum. Okula gitseydim. Fragmanını hatırlıyor musunuz? Yok. Neyse şimdi ben de hatırlamıyorum. Bu ne biçim muhabbet? Mehmet Ali Erbil'in lafını bitirmeden son kez şunu söyleyeceğim. İzlediğimde hiç anlamadığım ama çünkü yaşım küçüktü herhalde. Bir kere daha izleyeceğim bir filmi var. O da Bay E. Çok garip bir filmdi. Teyzen de oynuyordu. Sinan Çetin filmi oldu. Evet evet. Ben o filmi bir kez daha bir izleyeceğim bakayım. Merak ediyorum acaba yetişkinlerimle bir bok anlayacak mı? Şöyle.
Sinan Çetin'in entel olma çabası işte o kadar olabiliyor. Entel olma çabası rastgele anlamsız sahneleri bir araya dizersek entel filmi olur işte şeklinde mi? Ama o rastgele değil. Anladın mı? Sen onu şey yapacaksın. Ha. Rastgele de hani Sezgi, sanatçı, anladın mı? O rastgele değil. Hani Sezgi yokken boş gözüküyor. Mesela bence Propaganda hiç fena film değildi. Propaganda düz bir filmdi ama. Düz, yani Hollywood filmi gibi. Hollywood filmi. Hollywood gibi. Böyle tearjerker dedikleri böyle hani acitasyonlu falan. Ama onu iyi yapmış bir filmdi. Sinan bir de kastı çok iyiydi yani. Evet evet bence de. Tabii. Müthiş bir kastı. Kemal Sunal'ı falan rahmetli ciddi rolde görmek. Çok hoş bir nüanstı bence. Ama sonra ne yaptı? Rafet El Roman oynuyordu gerçi. Şu an bir an onun oyunculuğunu kötü hatırladım. Oynamıyordu ki canım. Güzel oynuyordu o filmde oynayan herkes bence. Yani fena değildi. Çitler arası. Tabii çit seks sahnesi. Sen bilemesin ne çektiriyor. Yokluğunda sevgilim. Evet arkadaşlar. Bir başka yorumlu yorumun daha sonuna geldik. Bir başka yorumlu yorumda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ne diyorum? Gizlemiyorum. Sizsiz yaşım mahzur geliyor bana. Her an içimdesin. Her an kalbimdesin. Seni seviyorum. Seviyorum. Ve o...